dinleyiciler, Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bugün Sağlıklı Yaşam'da bütün bayanları ekran başına davet ediyoruz. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Menopozu ve menopoza bağlı kanserleri konuşacağız. Rahim kanserini konuşacağız. Bugün stüdyolarımıza sizin için çok değerli bir konuğumuzu getirdik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Alparslan Baksu sizlerin ve bizim sorumuzu yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Hocam menopozla başlamak istiyorum. Menopoz nedir diyeceğim ama önce bir telefon numaralarımızı hatırlatalım. Çünkü sizleri aramak isteyen çok kişi olacak, soruları olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Yaşam'a ulaşmak için ekranların altında da gördüğünüz gibi 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizleri arayabilirsiniz. Sormak istediğiniz tüm soruları utanmadan, sıkılmadan değerli doktorumuza sorabilirsiniz. Hocam menopoz. Efendim menopoz hepimizin bildiği gibi kadının adetten kesilmesi. Son adet görmesiyle birlikte aradan geçen 12 ay süresince adet görmemesine menopoz diyoruz. Menopozun daha bilimsel olarak açıklayacak olursak kadında doğurganlığın bitmesidir aslında. Yumurtalık fonksiyonları menopozla birlikte yok olur. Peki ortalama kadınlarda menopoza girme yaşı var mı hocam? Aslında şimdi özellikle bu dönemlerde baktığınız zaman çok erken yaşlarda da menopoza giren bayanlar var. Tabii ki efendim. Toplumdan topluma değişiyor. Bizim toplumsal verilerimize göre Türkiye'de menopoz yaşı ortalama 47-48 civarında. Fakat Batı toplumlarında bu yaklaşık 50-51 yaşlarında, dünya ortalamasını soruyorsak. Erken menopoz da tabii bizim oldukça sık gördüğümüz tablolardan bir tanesi. Kadının genel sağlığını çok daha fazla etkiliyor erken menopoz. Bir kadının 40 yaşından önce adetten kesilmesi durumuna erken menopoz diyoruz. Evet. Bu da yaklaşık olarak %1 kadında gördüğümüz bir tablo. Peki menopoz kadınlarda ne tür değişikliklere yol açıyor? Erken menopoz daha önemli olmak üzere menopozla birlikte biraz önce de bahsettik. Kadında yumurtalık fonksiyonları önemli oranda yok oluyor. Yani döngüsel olarak oluşan hormonların üretimi bitiyor. Yumurtlama fonksiyonu bitiyor. Erken dönemde kadınlarda menopozal semptomlar, klimakterik semptomlar dediğimiz ateş basması, sıkıntı hissi, terleme nöbetleri, uykusuzluk, huzursuzluk gibi erken dönem semptomları kadınlarda oldukça yaygın. Tabii bu şikayetlerin derecesi kadının menopozu algılamasıyla orantılı olarak çok değişiyor. Eğer bir kadın menopozu, kadınlığının bitmesi, hayatında çok çok önemli bir aşama ve kendi cinselliğin de biteceği anlamında bir algısı söz konusuysa bu semptomları çok daha ağır yaşıyor. Oysa menopoza girmeden önce kadın menopozu sadece yaşamının doğal bir dönemi, sadece doğurganlığının bitmesi olarak algılıyorsa o zaman bu bahsettiğimiz şikayetleri daha az olarak hissetmesi söz konusu. Peki hocam aslında kadınlarda menopozla birlikte depresyon da gündeme gelebiliyor. Dediğiniz gibi sanki kadınlar hani tamamen kadınlıklarını bitti zannediyor. Ve bunu birçok kadın bu şekilde görüyor, yaşıyor. İşte bu bilgilendirme çok önemli, eğitim çok önemli. Menopozla birlikte aslında kadının cinselliği gerçekte çok önemli oranda bitmez. Sadece menopoz sonrası dönemde östrojen hormonunun eksik üretilmesine bağlı olarak kadın vajinasında halk arasında kuruluk, bizim de atrofi dediğimiz bir değişiklik olur. Bu tedavi edilmez ise bir süre sonra cinsel beraberlik ağrılı hale gelmeye başlar. Birçok kadın menopozda bunun kaçınılmaz bir son olduğunu ve dolayısıyla cinsel hayatın artık bundan sonra çok mümkün olmayacağı algısına kapılıyor bundan dolayı. Oysa bu kuruluk, atrofik vajinit dediğimiz tablo çok rahatlıkla tedavi ediliyor ve kadın menopozal dönem sonrasında belli aralıklarla, örneğin 6 ayda bir takibe giderse yani çok rahatlıkla 60'lı yaşlarına kadar cinsel aktivitesi çok rahatlıkla devam edebilir tabii ki. Peki hocam önceden menopoza girme yaşını öğrenebilme imkanımız var mı? Tabii ki kesin olarak şu ay, şu yıl demek şeklinde değil ama yaklaşık olarak yıllar bazında bunu söylemek mümkün. Çünkü biz
yumurtalıklarda rezerv hücre dediğimiz hücreleri ultrasonografi ile sayabiliyoruz. Bunlar bize bir öngörü sunuyor. Ayrıca bazı hormonal testler var. Folikül stimülan hormon, yumurtalıkları uyarıcı hormonlar ve AMH dediğimiz bazı biyokimyasal parametrelerle yaklaşık olarak kadının menopoz yaşını tahmin edebiliyoruz. Peki hocam, aşırı kilo, obezite menopozu tetikler mi? Hayır, aşırı kiloyla ilgili bir menopoza tetikleme söz konusu değil ama menopozda belirleyici faktörleri sormak istiyorsanız genetik faktörler önemli. Evet, ailesel yatkınlık önemli. Ayrıca çoğu toplumumuzda çok bilinmeyen sigara içilmesi. Sigara, alkol. Alkol çok değil ama sigara. Bir paket ve üzerinde sigara içen bir kadın ortalama olarak bir yıl kadar daha erken menopoza girer. Over yumurtalık fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Zaten doğurganlık, kısırlık tedavisinde de sigaranın çok önemli bir şeyi var, yeri var. Kesinlikle sigaranın bırakılmasını öneriyoruz. Menopoz döneminde hangi hormonlarda çok değişiklik olabiliyor hocam? Efendim, yumurtalıklar artık cevap vermeme, yumurtalıklarda uyarılara cevap verme azaldığı için yumurtalıkları uyaran hormonlar, gonadotropin hormonlar dediğimiz bu hormonlar fazla salgılanmaya başlıyor beynin belli bölgelerinden. Fakat rezerv bittiği için de yumurtalıklardan salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarının değerleri önemli oranda azalıyor. Peki hocam, menopoza giren bayanlar ya da girmek üzere olan bayanlar hormon ya da bazı ilaçlar kullanıyor. Bunlar doğru mu, öneriyor musunuz? Yan etkileri olabilir mi? Şimdi şöyle, bundan 15 sene önceki kabul edilen tedavi konseptiyle şu anda önerdiğimiz tedavi konseptleri arasında fark var. Eskiden her menopoza giren kadına mutlak ve mutlak hormon tedavisi öneriyorduk. Bu hangi sebeple öneriliyordu? Kadınlarda yaşam kalitesini arttırsın, kalp damar hastalıkları riskini azalsın. Biraz önce bahsettiğim vajinada meydana gelen o kuruluk, atrofiyi yok etsin. Kemik erimesine yönelik çok önemli bir azaltıcı etkisi olsun. Bir de kolon kanserinin azaltıcı etkisi var hormon tedavisinin. Bu çerçeveden baktığımızda çok çok önemli etkileri, pozitif etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu anda geldiğimiz noktada menopoza giren her kadına mutlak ve mutlak hormon tedavisi önermek gibi bir yaklaşımımız yok. Menopoz tedavisi tamamen bireysel bir yaklaşım gerektiriyor. Yani hastayla görüşmemiz sırasında menopozal dönemde kadının yaşam kalitesi, günlük hayatı, iş hayatı, sosyal yaşamı bu olaydan nasıl etkileniyor? Eğer bir kadın terleme, ateş basması nöbetlerinden dolayı işini sürdüremez, sosyal hayatında artık önemli oranda rahatsızlık yaratmaya başlıyorsa bu şikayetler bu kadınlarda mutlaka yakınmaları tedavi edecek en birinci tedavi hormon tedavisi. Bu tedaviye başlamak gerekli. Çünkü hormon tedavisinin yerine geçecek daha yüksek başarı oranına sahip bir tedavi yok. Ama tabii ki bu tedavi başlamadan önce kadınlarda mamografi gibi, ultrasonografi, simir testi gibi önemli tarama testlerinin yapılması lazım. Çünkü çok uzun süreli östrojen tedavisi bir miktar çok çok ihmal edilebilir düzeylerde meme kanser riskini arttırıcı etkisi olabilir. Bu nedenle aile yüküsü, kadının meme açısından çok iyi taranıp yakın takiple ancak bu tedavileri verebiliyoruz. Menopoz sonrası kanser riski artar mı diye sormak istiyorum hocam. Mesela meme kanseri olsun, rahim kanseri olsun. Evet, bu tabii menopozun kendisiyle ilgili değil de kadının yaş dönümüyle ilgili bir artış söz konusu. Özellikle 50-60 yaşlarında postmenopozal dönem dediğimiz dönemde kadında meme kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri 60'lı yaşlarda daha sık görülüyor. Bu nedenle menopozal dönemden sonraki takiplerin 6 ayda bir gibi bir dönemde yapılması kadının bu riskleri risklerini bertaraf etme açısından da çok önemli role sahip. Peki hocam, menopoz döneminde özellikle bayanların, kadınların ihtiyaç duyduğu vitaminler var mıdır? Tabii, şimdi menopozla birlikte östrojen vücutta azaldığı için östrojenin
kemiklerde kemik sağlığı üzerine çok çok önemli bir katkısı var. Kalsiyumun kemiklerden atılmasını engelleyici bir etkisi var. Dolayısıyla menopozdan sonra önerdiğimiz yaşam şekli değişikliklerinden isterseniz bahsedeyim ben. Bir kere fiziksel aktivite çok çok önemli. Mutlaka kadınların menopoz sonrası dönemde yapabilecekleri basit spor faaliyetler, en basit yürüyüş gibi bir fiziksel aktiviteyi yapmaları çok çok önemli. Ayrıca kalsiyumdan zengin gıdalar, süt ve süt ürünleri ve yeşil sebze tüketimi yine kalsiyumdan zengin bir gıda almalarını sağlayacaktır. Gerekli olursa tabii kalsiyumla ilgili preparatlar, ilaçlar da günlük olarak ilave edilebilir. Yine D vitamini önemli bu dönemde kemik sağlığı için. Uzun dönemde çünkü menopozla birlikte ortalama erkeklerde de kadınlarda da 30'lu yaşlar civarında yavaş yavaş bir kemik erimesi doğal olarak başlar. Başlıyor. Aslında sadece kadında menopozda başlamıyor bu süreç. Erkeklerde de çok hafif başlıyor ama menopoz ne yapıyor? Menopoz bu kemik erime sürecini çok hızlandırıcı bir etkiye sahip. Dolayısıyla menopozdan sonra bu söylediğim önlemler çok önemli. Kişilerin günde 10-15 dakika güneş ışığına maruz kalması D vitamini sentezi açısından da önemli bir katkı sağlıyor. Faktördür, evet. Hocam menopozdan sonra meme ucunda akıntı olur mu? Ya da her kadında olur mu? Ya da yok. Olursa normal midir? Yok, hayır. Menopozdan sonra meme ucunda akıntı her kadında rutin değil. Olmaz. Genellikle bu akıntılar hormonal bozukluklardan dolayı bazı meme uyarıcı hormonların yüksekliğinden kaynaklanabilir. Böyle durumlarda öncelikle bu hormonların tetkiki yapılması lazım. Eğer hormonal bir bozukluğa bağlı değilse ve kendiliğinden gelen bir akıntıysa bunun mutlaka ileri incelemelerle değerlendirilmesi gerekir. Size hocam gelen hastalarınıza baktığınız zaman menopoz döneminde özellikle ne sıkıntılar yaşıyor ve nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Şimdi dediğim gibi biraz önce de bahsettik. Kişiler herkese uygun bir menopozal tedavi yok. Öncelikle hastayla bu görüşme ve muayene safhası çok uzun tutulması lazım. Bir kere ailesel riskleri neler? Ailesinde örneğin meme kanseri riski yüksek olan, birinci derece akrabalarında meme kanseri olan kadınlarda öncelikle hormon tedavisini vermeden tedavi yaklaşımları denenebilir. Daha çok yardımcı tedavilerle kişinin günlük hayatını düzenleyici, örneğin bu klimakterik semptomlar dediğimiz menopozal semptomlar çok yoğun yaşıyorsa çok kalın giymemek, kapalı yerlerde, kalabalık yerlerde çok fazla bulunmayı önermemek gibi. Gece örneğin daha çok gece terleme nöbetleri olur. Bulunan odanın kalorifer derecesinin, ısı derecesinin azaltılması gibi önlemler. Bunlar genel olarak önerdiğimiz şeyler. Günlük olarak yürüyüş şeklinde egzersizler de kişinin bu konudaki şikayetlerine önemli oranda katkı sağlıyor. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde eğer genetik olarak bir risk faktörü yoksa ve kişi menopozal semptomları çok yoğun olarak yaşıyorsa mutlaka hormon tedavisiyle desteklemek gerekecektir. Gerekiyor. Bu tedaviyi de yaklaşık olarak 4-5 yıl kadar bir süreyle öneriyoruz maksimum. Genellikle zaten hastaların önemli bir kısmında ilk birkaç yıl sonra bu menopozal semptomlar önemli oranda azalıyor. Evet. Hocam menopozla birlikte doğru mu diye soracağım. Doğru bir bilgi mi söylüyorum onu bilmiyorum. Genelde bayanlarda şu söyleniyor işte aşırı kilo aldım. Menopozdan sonra kilom arttı ya da hani rahat kilo veremiyorum eskisi gibi. Metabolizmada bir yavaşlama oluyor mu hocam? Muhakkak ki tabii. Hem metabolizmada yavaşlama oluyor hem de hormon tedavisi verdiğimizde de bir miktar bu konuda katkı sağlıyor hormon tedavisi de. Onun için bedensel faaliyeti arttırmaya zaten onun için öneriyoruz özellikle. Evet. Mutlaka hani günde 45 dakika, 1 saat gibi bir yürüyüş. Yaşla birlikte yavaşlayan metabolizmayı hızlandırması açısından önemli. Bir de gıdalarda da herhalde
karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi azaltmak lazım. Daha çok protein ağırlıklı ve kalsiyum içeren gıdalara yönelmek daha akıllıca olacaktır. Peki hocam, son olarak menopozla ilgili, menopozu geciktirmek bizim elimizde mi? Geciktirmek için bayanlara ne öneriyorsunuz? Şimdi şöyle bir genellikle hastalar şu sorularla geliyorlar tabii. 40'lı yaşlarda bir kadın yumurtalık rezervleri azalmış, doğum yapmamış, bekar. İşte hocam ben bu menopozu geciktirebilir miyim? Burada sorulmak istenilen soru doğurganlıkla ilgili soru aslında. Yani evet, çocuk yapma kapasitem daha ileriki yıllara taşınabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Yani ancak ne mümkün? Biz vücudun üretmediği hormonları dışarıdan vererek kadının yine döngüsel olarak adet görmesine katkı sağlarız. O menopozal semptomlar dediğimiz semptomları hissetmesini engelleyebiliriz. Östrojen eksikliğinin vücudunda oluşturacağı işte vajinal atrofi gibi, biraz böyle depresif mood gibi, libido azalması gibi, biraz cinsel istek azalması gibi şikayetlerinde olumlu katkı sağlar. Ama doğurganlığına yönelik hiçbir katkı sağlayamayız. Evet. Bu biyolojik bir olay ve doğal olarak kişinin doğduğunda zaten bunlar şifrelenmiş gibi söyleyebiliriz. Ancak sonrasında sigara içmek gibi, yumurtalıklara çok ciddi hasar verecek tıbbi ilaçlar, bazı kanser ilaçları var. Bunların kullanılmak zorunda olması gibi sebeplerle tabii ki genetik süreçten daha erken bir döneme alınabilir. Evet. Bir telefonumuz var. Hala var mı? Çok beklettim ama. Alo. Alo. Merhaba. Özür dilerim. Çok beklettim. Hocamızın sözünü merhaba, kesmek istemedim. Buyurun, alalım sorunuzu. Normalde adetimi sürekli devam ediyordum, aynı zamanda oluyordum. Ama birdenbire iki ayın içinde kesildi. Evet. Bu arada ateş bastı, uykusuzluk bastı beni. Evin içinde bunu hatırlayacak hale geldim. Aşırı sinir oldum. Evet, kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. Evet, 68 doğumlu. Evet, 47 yaşındasınız. Şimdi Türkiye ortalamasına göre menopoz için ortalama bir yaştasınız artık. Yavaş yavaş menopoza giriyorsunuz, kesileceksiniz. Bu şikayetleriniz tabii anladığım kadarıyla sizi çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Mutlaka bir kadın doğum hekimine başvurun. Hani kendi kendinize geçirmeye çalışırsanız bu süreç sırasında biraz daha olumsuz bir dönem yaşarsınız. Daha rahat geçirmek istiyorsanız mutlaka hekime başvurup size yardımcı olabilecek bir takım tedavilerin başlanmasını öneririm. Evet. Geçmiş olsun mu diliyoruz? Dileyebilir mi? Geçmiş olsun, geçmiş diyecek olsun, bir diyecek durum bir şey değil yok aslında. 47 yaş erken süreç... yaş değil mi hocam? Hayır değil. Peki yok. Başka ülkelere bakıldığı zaman Türkiye'de kadınlar daha mı erken menopoza giriyor, tabii, daha mı? Tabii birkaç yıl tabii ki. Daha erken. Tabii. Dünya ortalaması 50-51 civarında. 51. Bizde 48 civarında. 1-2 yıl daha erken menopoza giriyor kadınlarımız. Evet. Neden acaba? Daha mı doğru beslenemiyoruz? Stres mi var? Stres bir etkiler sürü mi faktör, hocam? Bir sürü faktör mutlaka etkilidir. Yani kadının yaşamı döneminde maruz kaldığı çok ağır stresler, immün sistemi, bağışıklık sistemiyle ilgili bir takım olaylar, yani genetik faktörler ve sigara içimi. Evet, sigara maalesef. Sigara zaten her şeyin faktörleri. Her şeyi yok eden bir şey başlangıç. Hocam, menopozla ilgili son iki sorum varsa sonra kansere geçeceğim ama. Erken menopoz neden olur? Sebepleri nelerdir? Erken menopozda uyguladığınız tedavi yöntemi nedir? Ve ne kadar süre uzatabiliyorsunuz yani bu dönemi ilaçlarla? Erken menopoz tabii ortalama yaşlarda gelişen menopoza göre daha önemli. Niye daha önemli? Çünkü kadın örneğin 35 yaşında menopoza giriyor. Çok daha erken vajinal kuruluk yaşayacak. Çok daha erken kemik erimesine maruz kalacak. Yani o kadının hayatı 47-50 yaşlarındaki kadına göre çok daha olumsuz etkilenecek. Bu nedenle erken menopoza girmiş kadınları çok daha yakından takip edip erken tedaviye başlamamız lazım. Hangi faktörlerden kaynaklanır? Bir kere genetik faktörler yine her zaman için önemli. Ama bununla birlikte kadının yumurtalıklarına zarar verici bir takım zorunlu tedaviler olabilir. Bunlar nedir?
kanser tedavilerinde kullanılan ilaçlar örneğin yumurtalıklarda ciddi hasara yol açar. Bu hasarlar bazen tabii yıllar içerisinde geriye dönüp tekrar adet görmeye başlayabilir kadın. Ayrıca immünite dediğimiz kadının bağışıklık sistemiyle ilgili önemli hastalıklar var. Örneğin tiroid fonksiyonlarını bozan bir takım hipotiroidik hastalıklar var. Bağışıklık sisteminin bozukluğu durumlarında da menopoz yine erken görülebilir. Başka sayacağımız faktörler yine kadının günlük hayatında çevresel faktörler olarak maruz kalan, örneğin çalıştığı bir fabrikada yine toksik maddelere sürekli maruz kalması da yumurtalık fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi olabilir. Bu nedenle bu erken menopoza girmiş kadınlarda çok ayrıntılı bir öykü almak zorundayız. Nerede çalışıyor, günlük hayatı nasıl seyrediyor, aile anamnezini almamız lazım. Her zaman için tabii elimizde mutlaka net bir etiyolojik dediğimiz oluşturan faktörü net belirleyemeyebiliriz. Ama bütün bu araştırmalar yapıldıktan sonra eğer altta yatan bir takım net bilinen faktörler varsa o faktörleri bertaraf etmemiz lazım tedaviye başlamak için önce. Ayrıca dediğim gibi bu kadınlara mutlaka hormon tedavisini öncelikle düşünmemiz lazım. Kalsiyum ve D vitamini replasmanını daha yakın takibi, ileri dönemde kemik erimesiyle ilgili riskler için birkaç yılda bir kemik yoğunluk ölçümlerini yapmamız lazım. Ve yine söylediğim gibi 6 ayda bir ultrasonla değerlendirmek önemli. Hocam rahim ağzı yaraları neden olur? Rahim ağzı yaraları birçok sebepten. Yara bizim eversiyon, ektropiyon dediğimiz tıbbi bir terim. Halk arasında yara olarak ifade ediliyor. Bunlar doğum kontrol hapı kullanımıyla olabilir. Geçirilen enfeksiyonlar gibi sebeplerden olur diyebiliriz. Burada önemli olan bu yaranın boyutları, büyüklüğü ve yakınmaya yol açıp yol açmaması. Hani her yara dediğimiz şeyi hemen yakmak, tedavi etmek çok gerekli değil. Simir tetkiki burada çok önemli. Yaranın görüntüsü ve buradan alınan simir. Simir dediğimiz bu bölgeden alınan bir sürüntüyle hücre düzeyindeki değerlendirmelerin yapılması. Yani rahim ağzı kanser taramasında kullandığımız bir test bu simir. Simirde eğer herhangi bir problem yoksa, kadının ilişki sonrası kanaması, ara kanaması gibi, sık sık enfeksiyon gibi şikayetleri yoksa eğer sadece takiple rahim ağzı yaralarına yaklaşabiliriz. Hocam bu simir testi aslında bayağı bir gündemde olan bir şey. Kadınlar biraz boşluyor mu? Simir testini şunu sormak istiyorum. Kaç yaştan sonra ne sıklıkla kadınlar yaptırmalı? Evet, İllaki rahimde hani ya da anal bölgede bir yara ya da bir şey olmasına gerek var mı bu testi yaptırmak için? Hayır. Simir dünyada en yaygın kullanılan tarama testlerinden bir tanesi. Tarama testi dediğimiz şey nedir? Hiçbir problem olmadan bütün kadın popülasyonuna uygulanması gereken ve simirde belirlenen yaş 21. Eğer kadın cinsel hayatı başlamışsa 21. Bizim ülkemizde cinsel hayatı başlamamışsa simir tetkiki almak çok fazla mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla o zaman cinsel hayat başlamasıyla birlikte simir testini uygulamaya koyuyoruz. Eğer kadında risk faktörleri, çok partner, HPV enfeksiyonu geçirmesi gibi şeyler söz konusu değilse o zaman birkaç yıl her yıl yapıldıktan sonra simir testlerini 2-3 yılda bir de yapmak mümkün eğer risk faktörü yoksa yalnız. Evet. Eğer risk faktörleri varsa yine bu kadınlarda her yıl simir tetkikini. Zaten kadın yılda bir kez muayene olduğunda simiri, ultrasonografisi ve muayenesi yapılıyor. Dolayısıyla birçok hastalığın erken teşhisi, jinekolojik açıdan birçok hastalığın erken teşhisi mümkün oluyor. Yani yılda bir kez öneriyoruz simir testini. Hocam rahim kanseri nasıl bir hastalıktır? Rahim kanseri de aslında mesela simir nasıl rahim ağzı kanseri gelişmesini engelleyebilecek bir faktörse. Çünkü süreci biz kanser gelişmeden simirle 10-12 yıl önceden tespit edebiliriz. Bakın ne kadar önemli. Ve o zaman tedavi çok
çok çok basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Evet. Hasta riskinin farkında oluyor ve hekime daha uygun zamanlarda doğru bir şekilde gidiyor. Rahim kanseri de öyle. Aslında rahim kanseri de çok erken bulgu veren kanserlerden bir tanesi. Özellikle menopoz döneminden sonra rahim kanseri riski artıyor. Tabii rahim kanserinde de bir kısmında ailesel risk, genetik risk önemli. Bazı genlerdeki bozukluklar, mutasyon dediğimiz genlerdeki bozukluklar, o kişinin birinci derece akrabalarında rahim kanseri, anne, teyze, kız kardeş gibi birinci derece akrabalarında rahim kanseri görülmesi o kişide de riski arttırıyor. Başka neler de arttırıyor? Obezite dediğimiz şişmanlık rahim kanserini arttırıyor. Diyabet gibi rahatsızlık, diyabet, hipertansiyon ve obez kişilerde bu çok tipiktir. Rahim kanseri riski artar. Menopoz sonrası dönem rahim kanserinin en sık görüldüğü yıllar, 50'li 60'lı yıllar. Tabii çok erken bulgu verir. O açıdan şanslı bir kanser. Yani kadınlar açısından şanslı bir durum. Kadında menopozdan sonra bir kanama görülürse, yani bir yıl adetten kesildi kişi, kesildikten sonra bir kanama oldu, mutlaka hekime başvursun. Evet. Veya 40'lı yaşlardan sonra adet dışında bir kanama oluyor ve bu birkaç kez tekrarlıyor. Onu bunlar çok önemli şeyler. Bunu kanser belirtisi midir hocam? Menopozdan mutlaka, sonra bir yıl sonra falan aşırı kanama. Menopozdan sonra. Tabii yani kanser belirtisi diyemem ama mutlaka uyarıcı bir şeydir. Evet. Mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi lazım. Yani benim yakından yani bildiğim örnekler, menopozdan sonra 6 ay kanayan bir kadın artık hekime geldiğinde tedaviyle çok uygun olmayan bir şekilde tedavi edilebilecek safhada, ileri bir safhada geliyor. Oysa o kadın kanamanın başladığı anda hekime başvursa, inanın yapılacak tedaviyle hayatı tamamen normal olarak devam edebilecek bir tedavi şansı oluyor. Bunun kendi pratik hayatımda da çok örnekleri var, çok hastalarımız var böyle. Burada kadının farkındalığı çok çok önemli. Menopoz sonrası kanama çok ciddi bir uyarı olabilir. Her zaman kanser belirtisi değildir. Değildir ama bazen o atrofi dediğimiz kuruluğa bağlı da olabilir ama çok ciddiye alınması gereken bir şey. Menopoz öncesi dönemde de ara kanamalar veya adet kanamasının her zamankinden çok çok fazla olması, aşırı ve düzensiz kanama, bunlar menopozdan önce kanamalarda da bu faktörler dikkate alınması lazım. Evet sevgili izleyicilerimiz, devam edeceğiz. Doktorumuz çok güzel bilgiler veriyor. Ben yine diyorum tüm kadınlar bizi can kulağıyla dinlesin. Hemen telefonları hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Çok yoğun telefon geliyor. Hepsine cevap vermek istiyoruz. Biraz sonra ikinci yarıda telefonları almaya başlayacağız. Kısa bir aramız var. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşam devam ediyor. Ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz için hemen hatırlatmak istiyorum. Bugün stüdyolarımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Alparslan Baksu bizlerle birlikte. Menopozu konuşuyoruz. Rahim ağzı kanseri, rahim kanserini konuşuyoruz. Telefonlarımıza elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. En son hocamız çok önemli bir şey söyledi. Tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Menopozdan sonra dedi. Bayanlarda görülen kanamalar çok önemli dedi. Mutlaka ama mutlaka ilk, yani kanama olur olmaz doktora başvursunlar dedi. Çünkü erken teşhis tabii bildiğiniz gibi her zaman çok önemli. Boşu boşuna bazı şeyleri kendi kendimize kadermiş gibi göstermeyelim tabii, değil mi hocam? Tabii. Hocam şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Adet kanamalarındaki pıhtılaşma. Bunun neden olur ya da sebebi nedir? Ya da tehlikeli midir? Tabii normalde hepimizin bildiği gibi adet kanaması pıhtılaşmaz. Evet. Genellikle süresi 2 ila 7 gün arasındaki bir süre normaldir. Ama şu önemli tabii, kadının yıllardır alışa geldiği bir adet döngüsü dışında her zaman 3-4 gün veya 5-6 gün olan adet kanaması 8-10 günlere çıkmaya başladı. Ve adet miktarında artma ve pıhtı pıhtı kanamaya başladı. Bu da önemli bir şey.
Tabii mutlaka hemen kanser algısı yaratmamak lazım. Fakat altta organik dediğimiz özellikle doğurganlık çağında kadınlarda miyom gibi, polip gibi bir takım organik sebepler de bu tip kanama bozukluklarına yol açar. Evet. Yine bunlar da tabii ihmal edilmeden hekime başvurulması gereken şeyler. Çünkü her ay ortalamanın üzerinde bir kanama bir süre sonra kadında çok ciddi kansızlığa ve günlük hayatı sürdürülemeyecek derecede bir halsizlik, bitkinlik durumuna yol açmakta. Evet. Bunlar da hekime hemen başvurulması gereken şikayetler. Hocam bir aşı var. Rahim ağzı kanseri aşısı. Bu aşı nedir diyelim? Nelere karşı kadınları korur? Evet. Öneriyor musunuz? Yapılan araştırmalar var mı? Yan etkileri var mı? Evet, yok mu? Evet. Şimdi aslında isimlendirmede bir hata var. Yani prezentasyonda, sunumda bir hata var bence. Çok kolay bir isimlendirme seçilmiş. Aslında bu rahim ağzı kanser aşısı değil. Evet. Çünkü rahim ağzı kanserinin tek sebebi HPV enfeksiyonları değil. Bir sürü evet. ek faktörler var ama şu anda bildiğimiz elimizdeki verilerle rahim ağzı kanserinin en önemli etiyolojik faktörlerinden bir tanesi human papilloma virüs enfeksiyonları. Tabii human papilloma virüsler antibiyotiklerle tedavi edilemeyen canlılar. Bunlara karşı ancak aşı geliştirilerek önleyici tedbirler alınabilir. Yapılan incelemelerde kadında rahim ağzı kanseri geçiren kadınlarda human papilloma virüsünün bazı tiplerinin çok sık görüldüğü ve bu tiplerin özellikle yüksek kanserojen etkiye sahip oldukları şu anda günümüzde kabul ediliyor. Bazı tipleri de genital sihil dediğimiz küçük karnabahar şeklinde genital bölgede çıkıntı şeklinde lezyonlara yol açıyor. Şu anda günümüzdeki en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olarak kabul edilmektedir human papilloma virüs enfeksiyonları. Bir kadın yaşamı boyunca ortalama %60-70 oranında bu enfeksiyonla karşılaşacağı kabul ediliyor. Bu bilgilerden yola çıkarak son yıllarda önemli kanserojen etkiye sahip virüs tiplerine karşı aşı geliştirildi. Bu aşılar ne yapıyor? Aşılar o geliştirilen tiplere karşı yüksek oranda, çok yüksek oranda koruyuculuk sağlıyor. Yan etkilere gelince bugün dünyada artık hani milyonlarca dozları aşmış oranda uygulanmış aşılar bunlar. Bazı ülkelerde devlet rutin kız popülasyonunun tabii aşılama programını sponsorluk yapmakta. Devletin aşı programına girmiş durumda. Kanada'da, Avustralya'da bildiğim kadarıyla. Bazı ülkelerde sadece önerilmekte. Bizim ülkemizde de öneri düzeyinde şu anda. Ben öneriyor muyum? Öneriyorum. Eldeki veriler bu aşıdan kadınların önemli oranda fayda sağlayacağı şeklinde. Aşıya bağlı çok ciddi yan etki riskleri gözlenmiyor. Olağan riskler dışında ekstra bir risk yok. Ama isimlendirme kanser aşısı şeklinde yapılmaması lazım. Çünkü kanser aşısı dediğimiz zaman rahim ağzı kanserini %99, %100'e yakın önlemesini bekleriz. Oysa öyle bir şey yok. Evet. Yani sadece HPV, uygun HPV tiplerine karşı koruyuculuk sağlayarak endirekt bir etki söz konusu. Ama ben özellikle cinsel hayatı başlamamış 25'li yaşların öncesinde genç bayanlara öneriyorum. O yaş grubunda koruyuculuk çok daha yüksek oluyor çünkü. Evet. Hocam çok az bir vaktimiz kaldı ama bir şey daha sormak istiyorum. Yumurtalık kanseri maalesef sanırım erken teşhisi pek mümkün olan bir kanser tipi değil. Kadınlar yumurtalık kanseri ya da bu tarz bir hastalığa yakalandığını nasıl anlayacak? Evet. Düzenli konu... bizde pek jinekoloğa gitme gibi bir adet yok kadınlarda evet, hocam. Evet. Aslında tabii yılda bir kez giden kadınlarda bile yumurtalık kanserin hepsinin erken yakalanması şeklinde bir şey söz konusu değil. O maalesef yumurtalık kanseri henüz daha taramada çok yetkin olduğumuz, başarılı olduğumuz bir kanser türü değil. Ancak şunları önerebiliriz. Yumurtalık kanserinin de bazı tipleri ailesel yatkınlığa sahip. Dolayısıyla aile öyküsünde yine kanser riski olan kadınlarda daha sık muayene, örneğin 6 ayda bir menopoz döneminden sonra 6 ayda bir muayene önerilebilir. Şikayetler başladığında genellikle yumurtalık kanseri ileri evreye geçmiştir. Nedir bu şikayetler? Genellikle karın alt kısmında ağrı,
şişkinlik. Bu kanserin ilerlediği bir evrede söz konusu. Biz yıllık muayeneler sırasında tabii her yıl düzenli muayene olan kadında bir miktar erken teşhis şansımız var. Çünkü o muayenelere yakın aylarda gelişmeye başlayan yumurtalık kanserini ultrasonografi ile özellikle endovajinal ultrasonografi dediğimiz ultrasonografi ile çok önemli oranda tespit edebiliriz. Çünkü yumurtalığın normal görüntüsüyle normallikten sapan görüntüsü ultrasonografide çok bariz bir şekilde fark ediliyor. Yine önereceğim şey menopoz sonrası dönemde kadınların 6 ayda bir muayene olmaları halinde yumurtalık kanserinde yine erken dönemde yakalama şansımız çok yüksek olabilir. Evet. Bir de meme kanseri hocam, menopozdan sonra meme kanserine yakalanma riski daha mı çok? Menopozla bir bağlantısı var mı ya da? Şimdi kadınlarda hep bir korku var. Menopoza girdikten sonra sanki zaten cinsel hayatları bitecekmiş gibi geliyor. Ve kanser riskinin artacağını sanıyorlar. Ya bu kanıda haklılar mı değiller mi hocam? Gerçekten cinsel hayat bitiyor mu? Kesinlikle hayır. Yani cinsel hayatın bitmesi kesinlikle yanlış bir algılama ve kadının gereksiz yere hayatının o dönemini çok psikolojik olarak olumsuz bir ortamda geçirmesine yol açıyor. Öncelikle bu doğru bilgilendirmeye sahip olmaları lazım. Menopoz kadının cinselliğini olumsuz olarak etkilemez. Yeter ki doğru bir tıbbi yardım alsın, doğru bir tıbbi tedavi alsın. Meme kanserinin ortalama yaşları da aslında menopoz sonrası dönemlerine uygun gelmekte. Dönemler. Evet. Ama meme kanserinde de tarama aynı rahim ağzı kanserinde olduğu gibi çok çok önemli. Ne yapıyoruz? Bugün artık eskiden sadece 50'li 60'lı yaşlarda gördüğümüz meme kanseri 30'lu yaşlara kadar indi. 30'lu yaşlarda evet, kadınlarda çevremizde ben doktor arkadaşlarımdan biliyorum. Yani meme kanseri var. Bu tabii hayatımızı etkileyen bir sürü olumsuz faktörün herhalde bize olan katkısı diye düşünüyorum. Ne yapmak lazım? Bir kere kadının 30'lu yaşlardan itibaren elle muayenesi, meme muayenesi çok çok önemli. Yılda bir kez jinekolojik muayene sırasında, hatta biz kadınlara kendi kendilerini adet sonrası kontrolü de öneriyoruz, gösteriyoruz bunu. 40'lı yaşlardan sonra da her kadına 50 yaşına kadar 2 yılda bir mamografi dediğimiz bir görüntüleme, inceleme yöntemiyle tarama öneriyoruz ki o zaman 1 santim civarındaki çok küçük şüpheli odaklar tespit edilebilir ve erken yakalanan durumda hatta artık günümüzde memeyi almadan çok basit küçük tedavilerle çok tamama yakın kişi sağlığına kavuşabilmekte. Sadece takiple hayatını son derece normal bir şekilde idame ettirmekte. 50 yaşlarından sonra da her yıl, yılda bir kere çıkan bir kontrol, mamografik kontrol yine kadınlara çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Evet, bir telefonumuz var sanırım. Telefon bağlandı mı? Ayşe Hanım hattımızda. Evet, bekliyoruz. Biz çok beklettik. Seyircilerimizi biraz da biz bekleyelim. Hiç önemli değil. Alo. Düştü mü? Peki. Hocam son bir şey daha sormak istiyorum. Rahim kanserinde rahimin alınması durumu hangi aşamada olur? Şimdi tabii rahim... Öncesinde bir mesela ilaçla tedaviyle rahim kanseri atlatılabilir mi? Şimdi bir rahimde iki yerde kanser gelişir. Bir rahim ağzı kanseri, bir de rahimin korpus dediğimiz gövdesinde gelişen kanser. Simirle tespit edilen rahim ağzı kanserin erken evrelerinde, başlangıç dönemlerinde rahim almadan bu bölgelerin özel tedavi yöntemleri var. Rahim almadan tedavi edilebilir. Ama rahim kanseri söz konusu olduğunda eğer kadın doğurganlığını tamamlamışsa rahim kanserinin tedavisi rahimi almaktır. Evet. Ama tabii evresine göre bu yapılan ameliyatın büyüklüğü değişmekte. Bazen sadece basit bir şekilde rahimi almak yeterli olabilirken erken evrede özellikle daha ileri evrelerde daha geniş bir çıkarım, bazı karın alt kısmında yapılacak ek ameliyat yöntemleriyle tedavi tamamlanmakta. Kadın eğer 40'lı yaşlarda 35-40 yaşlar arası
çok çok erken evre rahim kanserine yakalanmışsa ve doğum yapmamışsa ancak hiç çocuğu yoksa o zaman bu kadınlarda çok yakından takip etmek şartıyla ilaçlarla progesteron dediğimiz bir takım hormon ilaçlarıyla bunu tedavi etmek mümkün. Hı hı. Yüksek doz progesteron vererek çok erken başlamış rahim kanserini tedavi edip bu kadınlarda eğer yakın zamanda doğurganlık şansı varsa doğurganlığını tamamlayıp ondan sonra kalıcı tedavi yapmak şeklinde yaklaşımlar var. Ama burada evet, biraz önce dediğim gibi bu kadının hemen kanama bozukluğunun başlangıcında hekime başvurmuş olması ve çok yüzeyel erken bir dönemde teşhis konması lazım. Evet. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, sağlıklı yaşam bitmiyor, devam ediyor. Dizlerinizde ağrı varsa mutlaka beni izleyin diyorum. Çünkü çok değerli bir konuğum var. Diz ağrılarını konuşacağız, eklem ağrılarını konuşacağız. Doktor Şeref Aktaş, ortopedi uzmanı bizlerle birlikte olacak. Kısa bir aramız var.